her an dünyada, yani hayatta daha doğrusu, anlatamadıklarımız anlattıklarımızdan daha mı fazla? Şimdi önce bir şunu söyleyelim. Bilmiyorum senin şeyinden, editörlüğünden geçerse galiba yayınlayacaksın bunu da. Şimdi bak şu Emel, aslında kişiler kendilerine bu soruyu sorduklarında verecekleri cevap şu. Evet, anlatamadıklarımız o kadar fazla ki. Neden anlatamadıklarımız o kadar fazla? Bugün Türkiye'de bu şeyin, Ümit Aktaş Hoca'nın bir şeyi, bilgisi. Türkiye'de yılda 300 milyon kutu antidepresan kullanılıyor. Biz bu antidepresanları neden kullanıyoruz? Anlatamadıklarımızı, yani anlatılamayacakları bilinçaltına attığımız için kullanıyoruz. Burada modern psikolojiden konuşmak gerekiyor. Modern psikoloji diyor ki, bilinç düzeyinde yaşadıklarımız iceberg'in suyun üstündeki kısmı kadardır. Ama iceberg'in altındaki o koca kütle bizim bilinçaltı dediğimiz, ya da bilerek ya da isteyerek ya da çocukluk dönemindeki bilmeyerek ya da istemeyerek baskılayıp tuttuğumuz yer. Şimdi insanın anlatamadıkları daha mı çok? Tabii ki daha çok. Şimdi bugün gene kapitalizm, gene modern denilen o tuhaf yaşam biçimi, gene şehirler, gene her şey, müdürler, öğretmenler, din adamları, ebeveynler, aklına ne gelirse, bunlar seni dinlemiyor ki. Kime neyi anlatacaksın? Şimdi burada psikoloğa gidip onu anlatacağız. Hı? Psikoloğa gidip onu anlatacağız. En son o. Sen lafın şeyini getirdin, sonunu getirdin. Şimdi herkes şöyle bir düşünelim. Ben de dahil, sen de dahil. Herkes şunu düşünelim. Biz kaç tane maskeyle yaşıyoruz? Günlük hayatta kaç tane maskemiz var bizim? Peki saydık, işte anne olmaklık, baba olmaklık, memur olmaklık, evlat olmaklık, bir sürü maskemiz var. Peki biz bu maskeleri, bazen de karıştırıyoruz maskeleri. Bu maskeleri neden takıyoruz? Neden biz yalın, çıplak, birebir tek yüzümüzle, tek çehremizle yaşayamıyoruz? Çevresel faktörler. Hayır, bak, çevresel faktörler bir tarafa, önemli olan şey şu. İşte burada kapitalizm. Ben yaşamımı sürdürmek zorundayım. Devam ettirmek zorundayım. Bu yaşamı sürdürmek ya da devam ettirmenin anlamı ne? Ya asgaride ben karnımı doyurmak zorundayım. Karnımı doyurmak için ne yapacağım? Asgaride 17 bin lira asgari ücretle en azından bir işe ihtiyacım var. Peki dahasını istediğimde ne oluyor? Habire suratıma maskeler yapıştırıyorum. Yani buradaki surattaki maske aslında şu. Toplumdaki herkes makyavelizmi bilerek ya da bilmeyerek yaşıyor. Hepimiz kaypaklaştık. Hepimiz bakar mısın söze, damara göre şerbet veriyoruz. Ya öyle bir noktaya geldik ki, bak, toplum, kişi, fert öyle bir noktaya geldi ki, suratına hakaret dahi etsen, yani senden eğer makamca, şunca, bunca şeyse, suratına hakaret dahi etse, peki efendim diyor. Demek haklısınız zorunda. Efendim diyor. Demek zorunda. Peki bunu demek zorunda kaldığında o insan aslında bir şeyleri anlatamıyor değil mi? Peki bu anlatamadıklarını ne yapıyor? Bak, buradan hareket ederek sen cevap ver. Sen 24 saat içinde, yani elimizden geldiğince Türkiye'nin en ücra köyüne geldik, Denizköy'e geldik. Orada bile 24 saat içinde diğerlerine anlatamayıp ya da anlatmak istemeyip ya da korkup ya da her nedense anlatamadığın şeyler anlattıklarından daha mı fazla? Değil. Bu nedenle elimizde ne kaldı? Sahtekarlık kaldı, riya kaldı, inanmadan yaşamak kaldı, kendinden uzaklaşmak, hatta birazcık onur
iffet ya da şu bu sahibiysen... Kişiliğinden ödün vermeye başladın. O bitti. Şimdi kişiliği apayrı bir ortamda konuşalım. Evet, kişiliği bunlar oluşturur ama o kişilik dediği şey, bunun bir istersen bir de sentezini de yapalım. Yani ayrıştırmasını da yapalım. Şimdi bunlar evet, kişilik tam da semsert bir şey. O kişiliğin etrafını bunlar, bak bunlar sarıyor, sarıyor ve asıl kişiliğinden uzaklaşıyorsun. Şimdi ben burada, benim evlatlarım var, telefonla beni arıyorlar. Hepsiyle YouTube'dan tanıştım. Ve ben onların hepsine şunu söylüyorum, ya hepsine. Ya arkadaş, düşündüklerinizi söyleyemiyor iseniz bunu içselleştirip sıkıntı yapmayın. Sadece şunu söyleyin, müdürünüz gitti mi? Ulan senin hak ettiğin laf şuydu ama ben bu işe mecbur olduğumdan söyleyemedim. Bu insanları bir miktar depresyondan uzak tutacaktır. Ama 24 saatin işte 8 saatini 2'de trafik koy, bazı yerlerde 3-4 saatte trafik koy. O hengameden yorgun argın çıktıktan sonra evinize geldiğinizde artık bir odaya çekinin. Yalnızlık o kadar güzel ki, bak herkese söylüyorum, yalnızlık kadar değerli, yalnızlık kadar güzel hiçbir şey yok. O yalnızlığınızı bir yaşayıp bir tadına vardığınızda orada o günü sorgulayın. Deyin ki, tek tek sorgulayın. Deyin ki ya Ayşe bana dedi ki, ben de ona şunu söyledim ama bunu onun için söyledim. Hatta birazcık polyanacılık yapın, tamam. Deyin ki ya şöyle söyleseydim Ayşe çok üzülecekti, onu üzmek istemedim. Kendinizi onarın. Kendinizi her akşam tamir edin. Yaralarınızı sarın. Yaralarınızı sarın. Ve o eve girdiğinizde, aynaya baktığınızda gerçekten kendi yüzünüzü görün. Çünkü maskeleri, çoğu insan maskeleri çıkarmadan uyuyor. Ona dahi üşeniyor. Maskelerinizi çıkartın. Asın bir tarafa. Sabah kalktığınızda ihtiyacınız var gene. Modern denilen o tuhaflığı yaşıyorsunuz. Kendinizden veriyorsunuz. Ödün vermek zorundasınız. Eğer bir şeylere erişeyim, bir şeylere ulaşayım kaygısı içerisindeyseniz, ki onu hep söyledik. Yani gençler maalesef kendilerine o kadar büyük hedefler koyuyorlar ki, bu hedefler nedeniyle de ya da bu istekler ya da bu benler ya da hadi biraz teoloji, bu nefslerine hakim olamama nedeniyle pek çok şeyden taviz veriyorlar. Ama bu tavizin sonu var mı? Tabii ki var. Bu tavizin sonu ne? Bitmişlik, tükenmişlik. Adına kıçına bir şey eklediler, özür dilerim. Sendromu efendim. Bak bunu da sendrom yaptılar. Bunu da neden sendrom yaptılar biliyor musun? Biz senin ne yaşadığını biliyoruz. Gel, biz seni düzelteceğiz. Peki sen beni düzeltip tekrar ne yapacaksın? Bu şuna benziyor. Bir savaşta yara aldın. Yaran iyileştirildi, bir hafta 10 gün. Hadi tekrar savaşa devam et. Bugün tüm insanlardan istenen şey bu. Ha bir gün emekli oldun, bilmem şu oldun, bu oldun, rahata mı erdin? Hayır efendim, bu sefer seni öyle bir başka kıskaç bekliyor ki, emekli maaşı. Sana adamlar diyorlar ki, yahu istatistikler her şey ortada, insanların akıyla oynar gibi. Ay bu da benim derdim, ne var? Evet diyor, konuş ki, anlatamadıkların kalmasın. Yani hep şey yaptın, ben de bu sefer anlatayım, ne var? Açlık sınırı diyor, bak 61 bin lira, emekliye 10 bin veriyor. Burada keseyim, bir şey olacak yani. Peki toparlayayım bak. İnsan nasıl kendisi olur biliyor musun? Anlatabildikleri, anlatamadıklarından kat ve kat çok olduğunda artık o insan transparan olmuştur, şeffaf olmuştur. Her şeyiyle anlaşılır, her şeyiyle tanınır olmuştur. Bunu Stoa'nın birinci döneminde Krates söylemiştir. İnsan öyle yaşamalıdır ki bir her tarafı cam evde dahi yaşayabilir. Ve Krates o dediği cam evi yapmıştır ve o cam evde yaşamıştır. Krates orada şunu söylüyor. Benim kimseden utanacak, kimseden gizleyecek, kimseden saklayacak hiçbir şeyim yok. İşte hepimiz burada şunu
kendimize sormalıyız. Biz diğerlerinin en yakınımızdan en uzağımıza kadar diğerlerinin bizde bizimle ilgili bilmemesi gereken şeyler ne kadar? Eğer bunun sayısı çok fazlaysa bunları örtmek zorundasın, kapamak zorundasın. Bunun için gerekiyorsa yalan söylemek zorundasın. Yeri geliyorsa iftira etmek zorundasın. Yeri geliyorsa ezip geçmek zorundasın. Ki bu saydıklarımızın hepsi, gene Buda felsefesiyle tamamlayalım değil mi? Buda'nın dediği gibi kötü mizaç. Kötü mizaç. Ama tüm bunlardan, yani birazcık şeffaf olmak, biraz vicdanlı olmak, birazcık iyi olmak, birazcık sever olmak, birazcık aşık olabilmek, birazcık kuşu, böceği, börtüyü koruyabilmek, sevebilmek, yardımcı olabilmek. İşte Buda'nın söylediği de iyi, erdemli olan da bu. İnsanlar, modern denilen o tuhaf şeyi yaşayan insanlardan, ya Buda olun, yani aydınlanmış olun. Hayır efendim, olamazsınız. Böyle bir çabanız olursa insanlar sizle dalga geçer. Biliyorsun Çandarlı'da kitap evi işletirken kaç insan benimle dalga geçiyordu günde? Kaç insan? Hatta sen öfkeleniyordun. Ben sana diyordum ki Emel bırak dalga geçsinler ya. Niye bu kadar dert ediyorsun ki ben dert etmiyorum. Ha şunu diyorsanız ya benimle dalga geçsinler hiç umurumda değil. Hiç umurumda değil. Çünkü benim için önemli olan benim öznemin doğru olarak neyi seçtiği ve neyi istediği. Şöyle tamamlayayım mı bu çok güzel bademli koyunda? Şöyle tamamlayayım. Gençlere bir şey söylemiyorum. Onların çok yolu var. Daha çok savaşları var ama artık benim yaşımda ya da emekli olmuş insanlar artık şunu yapsın. Sahip oldukları, geçmişte sahip olduğu önce tüm makam ve mevkileri yerle yeksan etsin. Yani emekli öğretmen, emekli avukat, bilmem ne, şunları bir bıraksınlar. Çünkü o yaşta bunları taşımak o kadar zor ki. Yani ne olsunlar? Ekrates kadar çok şeffaf olmasınlar ama karşıdan bakan bir insan şunu söyleyebilsin. Aa, Ahmet amca geliyor. O çok iyi bir insan. Herkese selam, sevgi, saygı. Teşekkür ederiz.